Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle Şubat favorilerimden bahsedeceğiz. Yeni ürün keşiflerim var. Yeni denediğim ürünlerinde çok beğendiklerim, beğenmediklerim var. Hadi gelin başlayalım. Çünkü ben çok heyecanlıyım bu Şubat ayı için. Çok o zamanı favoriler çekemiyordum. Çünkü bir türlü denk gelmedi. Yani vaktim de olmadı. Vakit yalnız. Vaktim de olmadığı için çok fazla çekememiştim. Daha çok vloglarımda bunu çok sevdim, bunu sevmedim gibisinden bahsediyordum. O yüzden hadi gelin başlayalım. Bol bol şeyim var burada, favorilerim var. Şimdi ilk olarak çok beğendiğim ve beğendiğim için yedeklediğim bir ürünüm var. Synezum bu No 16 Miracle Oil'ı. Hatta daha yeni geldi, bugün geldi siparişim. İndirim döneminde bir tane daha yedekledim. 100 liranın altına düşüyor indirim döneminde. Ama hani fiyatı da absürt değil. Öncelikle en beğendiğim şeyi bence mis gibi bir kokusu var. Ben cheesecake sevmem ama vanilya cheesecake koktuğunu söylüyorlar. Benim için mis gibi böyle. Hakikaten vanilya kokuyor yani. Ben vanilyayı, lavantayı seviyorum. Artık böyle beni biliyorsunuz yani. Eğer bu tanıştığımız ilk video değilse, eğer ilk video ise, eğer beni seversen kanalıma abone olmayı unutma. Bir sürü içerikle doluyor oluyor buralar. İçerisinde çokça fazla yağ var. Aslında burada bir sürü yağ var. Yazıyor mu bilmiyorum ama İnternette de var. Kendi internet sitelerinden de bakabilirsiniz. Hem çok güzel Reels'lar var. Onlarla beraber Reels'larını da paylaşıyorlar. Ben de sizler için bir tane çekeceğim yakında. Çünkü gerçekten çok sevdim. Asla bir iş birliği yok burada. Onu söyleyeyim. Gerçekten bayağı konsantre bir ürün. 2-3 damla aldığınız zaman böyle gerçekten mükemmel bir sonuç çıkartıyor. Ben saçımı sürüyorum, saç uçlarımı. İşte sabah kuruttuktan sonra bazen sabahları vaktim, akşamları vaktim olmuyor. Sabah fön çekerek kurutuyorum ki hem şekillendireyim hem kurutayım diye. O zaman sonrasında sürüyorum, mis gibi parlaklık ve yumuşaklık katıyor. Ve asla saçımın şeklini bozmuyor. Daha sonra full saçımı uyguluyorum. O şekilde kullanıyorum. Cildimi uyguluyorum, yüzümü uyguluyorum. Gerçekten çok başarılı. Ben bayağı sevdim. Bu sefer çok fazla yüzümü uygulamamaya çalışıyorum. Ekstra bir sivilcelenme yapmadan ama şu an ekstra bir sivilcelenme dönemindeyim. Buranın gözüktüğü üzere. O yüzden şu an yüzümde kullanmıyorum ama yüzümde de kullandım ve sevdim. Eğer hani tek bir ürün alayım ve bütün vücudumu, saçımı, yüzümü, her şeyi kullanayım diyorsanız bence bu çok mantıklı. Dediğim gibi yedeklediğim bir ürün oldu. Hatta yanında deneme olarak bir kil maskesi de göndermişler. Çok merak ediyorum. Haftadaki kullandığınız zaman mükemmel bir sonuç elde edeceğinizi söylüyor. Bu sefer biraz kil maskelerine böyle meraklıyım diyebilirim. Kil maskesi demişken daha önce size Clariderm'in maskelerini çok sevdiğimi söylemiştim. Ve sürekli onlara muadil aradığımı söylemiştim. Normalde eskiden kendim kil maskesi yapıyordum. Saf kilden suyla, gül suyla falan karıştırıyordum. Ama ona gerek kalmadı, Clariderm'i buldum. Şimdi Clariderm'in yerine de yani yenildiğim yanına da bir adet arkadaşını ekledim. Bunu daha önce farmasi Şubat alışverişimde almıştım, size göstermiştim. Dr. Jadetun'un Tea Tree'li kil maskesi. Gerçekten çok başarılı buldum. Annem bile farkını fark etti diyebilirim. Çünkü biz beraber bakım yapıyoruz böyle. Onu da sürdükten sonra hakikaten yani hani yüzünde bir parlaklık, bir beyazlık, bir böyle renk, lekelerin rengini açıyor. Çok güzel temizleniyor. Çok güzel arındırıyor bu arada. Çok çabuk kuruyor. Hani vakit olarak da bence gayet güzel. Tek bir dezavantajı var. Size onu söyleyebilirim. Hemen şöyle çıkartayım da. Çok zor çıkıyor içinden. Bayağı sıkmanız gerekiyor. Yani böyle hani normalde sıkarsanız gibi öyle değil. Bayağı güç uygulamanız gerekiyor. Tek dezavantajı bu olmuş bence. Bilmiyorum, belki benimkinde dolumundan dolayı öyle bir şey var. Sizde yoktur, alırsınız. Ben bayağı sevdim. Bu martıda eğer hani katalogda var, şans katalogunda var diye biliyorum çünkü. Yedekleyeceğim bir ürün oldu. Bayağı bayağı sevdim ve bayağı bayağı kullanıyorum. Çok pratik oluyor bence. Çok hızlı kuruduğu için duştan sonra hemen sürüyorum, çıktıktan sonra duştan konuşamadım. Ondan sonra gayet güzel, hemen bir 10 dakika içinde kuruyor ve gayet güzel bir şekilde temizleniyor, arındırıyor cildimi. Kırmızı peeling yapmadığım günlerde uyguluyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Kırmızı peeling demişken asit kullanıyorum ben yüzüme. Hem sivilcelerimi kurutmak hem de siyah noktalarımı başa çıkmak için ve gayet seviyorum. Sevdiğimde bir tane daha Proxyn denemişim ama Proxyn bunun kadar aktif bulmadım ben açıkçası. Bu daha gerçekten işe yaradığını hissediyorsunuz diyebilirim. O da The Purist markasının AHA BHA serumu. Çay bir çay diyorlar galiba. Bilmem, ben AHA BHA demeyi seviyorum, tercih ediyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Haftada 2
Bazen haftada biri kullanıyorum. O zaman acı ilgimin o zaman kişinin göre değişebiliyor. Bu hafta hiç uygulayamadım. Hem güneş çok fazla çıktım. Hafta sonu köye gittiğim için, köyde de güneşin altında olduğumuz için kullanmayı tercih etmedim açıkçası. Çünkü güneş çıkacağınız zaman bir güneş kremini kullanmanız gerekiyor. Güneş kremini çok randımanla süremem diye. O yüzden bunu kullanmadım bu hafta ve cildinde gerçekten farkını fark ettim. Muhteşem bir bence kırmızı peeling. Ben artık fiziksel peeling yapmıyorum. Zaten sivilcelerimi de biliyorsunuz. Başa çıkmaya çalışıyorum hala da. Hem eğer fiziksel peeling uygularsam onları dağıtırım. Hem cildimi çizmek istemiyorum. Gerçekten haftada bir en az kullandım. Çok benim gayet işimi konuşamadım. Gayet işimi gören ve hani bütün peelingten almak istediğim etkiyi gösteren bir özellik. Daha sonra yine aynı şekilde Depurus markasında glikolik asit ve AHA ve hacren toniği var. Bu toniği kırmızı peelingi kullanmadığım günler, bir gün öncesi ve bir gün sonrası kullanmamaya çalışıyorum genellikle. Yani bu asitten bir gün önce ve bir gün sonra asiti bırakıyorum tonik olarak. Daha gül suyu ve biraz sonra göstereceğim toniğe geçiyorum. Gerçekten ben bunu da çok fazla sevdim. Biraz böyle kimyasal peelingin zamanı gelmeye başladığı zaman o cildinizdeki fark hissedebiliyorsunuz. Biraz daha kirlenmeye başlıyor, biraz daha hani pütürler oluşmaya başlıyor. Ben yine işte bu toniği kullandığım zaman gerçekten o tonik o pütürlerin falan hani geçtiğini hissediyorum. Bayağı etkili bir ürün. Daha önce size vlogumda da bahsetmiştim. Ben çok severek kullanıyorum. Bir serumu daha var. Onun için biraz daha bekletiyorum tam yorumlarımın oluşması için. Ama bunu çok sevdim. Çok severek kullanıyorum. Mesela atıyorum şu anda bir sivilce çıktı. Şu an ekstra coşma döneminde ama. Onun üzerine yüzümü temizledikten sonra onun üzerine biraz daha bekletiyorum mesela bunu. Eğer asiti kullanmadıysam. Çok çok severek kullandığım için konuşamadım. Beklettiğim zaman da gerçekten hani o etkiyi alabiliyorum. Biraz daha söndürüyor, biraz zor dezenfekte ediyor falan derken severek kullanıyorum ben açıkçası bunu. Daha sonra hani demiş miyiz tonik kullanıyorum diye. Diğer tonikim de bu Tea Tree, Dr. Jadetson'un Tea Tree yani çay ağaçlı yüz tonikini kullanıyorum. Ben bunu da çok sevdim. Biraz agresif bazen benim cildim için. Ben sadece sivilcelerimi hani dezenfekte etmek için kullanıyorum. Çünkü benim sivilcelerim dışında kalan her yerim yavaş yavaş kurumaya başladı. Çünkü sivilcelerim kurutmaya yönelik işte konuşmadım. Sivilcelerimi kurutmaya yönelik işte yüz duş yapacaktım. Yüz temizleme jelidir işte kremlerdir kullandığım için ben daha işte alın bölgeme ve T bölgeme çok fazla kuruttuğu için daha çok sadece sivilcenin olduğu yeri kullanıyorum. Ve bana bayağı gidiyor açıkçası. Hatta alışverişimde alıyorum. Hemen onu bitireceğim ve diğerine geçeceğim. Yedeklemiştim demiştim. Hala bitirelim. Çok bereketli ürünler. Ben seviyorum. Bunu da bayağıdır kullanıyorum bu arada. Aynı şekilde kırmızı peelingi de. Böyle bazı şeyler biraz tuzlandı. Bazı şeyler her şey çok tuzlandı. Ama gerçekten böyle severek kullandığım zaman ve yani düzenli bir şekilde azar azar kullanıyorum. Bence gayet fiyatlarını çıkartır ürünler. Hani bu zamanda ve özellikle indirimde yıkaldığınız zamanlarda. Ben hep indirimden aldım hepsini. O yüzden severek kullanıyorum. Daha sonra size farklı bir ürüne geçeceğim ve birkaç tane daha ürün anlatıp devam edeceğim. Biliyorsunuz ki ben doğal taş hayranı bir insanım. Hatta bilekliklerim de doğal taş. Doğal taşı ben genelde Adlike tanımlıyorum. Adlike'tan orijinal olduğuna, kesin %100 doğal taş olduğuna emin olduğum için. Çünkü çok fazla sahteleri var. Ve fiyatları çok uçuk fiyatları satılıyor. Nispeten Adlike'ın %100 doğal olmasına rağmen hani fiyatları daha alınabilesi. Ve ben onun sahibi olan hani Eda'lı video da çok seviyorum. O yüzden hani onu da güvendiğim için onu tercih ediyorum. Bu ayda Instagram'ın paylaştığımı size çok fazla darladım. Konfeti çıkarttılar. Böyle bir ölçekle bütün taşları karıştırdı işte elinde ne varsa. Onların yazıları da var. Instagram'larına gidebilirsiniz. Ben de hikayelerimde isterseniz onları birazcık böyle şeye varım, sabitlerim doğal taş muhabbetimizi. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle gösterebilirim size. İşte mesela burada mavi akik, turkuaz, amatist, işte burada kuvars, kırmızı akik, sodalit, sitrin taşım. Sitrin taşım çok fazla bitti arkadaşlarıma verdim falan derken. İşte yeşil akim, kaplan gözüm falan var. Bunların bütün özelliklerini biliyor musun derseniz bilmiyorum. Çünkü ben de internetten araştırarak bakıyorum. Seviyorum ama çok fazla muhteşem bilgim yok. Ama çok seviyorum ve enerjilere inanıyorum. Daha öncesi serinlerine falan almıştım, tütsüler almıştım.
Onları da vloglarımda paylaştım. Gayet severek kullanıyorum. Ben güvenliğim için de sizden örüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Daha sonra biraz makyajdan gidelim dersek, size yine farmasi alışverişinde bahsetmiştim. Bu dudak kremlerinden hemen 212 numarası. Şu an damda var ama üstüne pastelin bu lip tıpırlarından alabildim. Bunu nasıl daha önce bir farlar videomda bahsetmiştim. Gerçekten çok severek kullandım. Aşırı severek kullanıyorum. Bunu hani her gün dudağıma sürüyorum diyebilirim. Çünkü çok daha böyle bir vişne çürüğü böyle seviyorum böyle. Hem biraz renkli duruyor hem çok absürt bir renk durmuyor bence. Ben çok dudağıma uyguluyorum açıkçası. Biraz işte öncesinden dudak kremi sürüyorum. Daha sonra bunu sürüyorum. Çok kurutmuyor. Kolay dağılıyor. Biraz yumuşak bir yapı olduğu için kenarda hani düz çizgiler çizmek biraz zor. Biraz o konuda hala zorlanıyorum ama o da benim çok simetrim yok. O yüzden yani el hassasiyetim müthiş değil. Aynen de çok fazla güzel süremem. O yüzden ama ben gayet sevdim bunu. Size de öneriyorum. 212 numarası. Alta hepsinin ismini yazmaya çalışırım. Ya da yazmam çünkü herkes girer buraya sonra bakmıyorlar. O yüzden devam ediyorum. Ve evet, hazır makyajdan giderken başka bir ürünü daha anlatayım. Skin Food'un bu somonlu göz altı kapatıcısı. Eğer yoğun uygularsanız biraz somon duruyor gerçekten. Hani böyle biraz korektöre kaçabiliyor. Ben 01 en açık rengini kullanıyorum. Çünkü 02 bana koyu gelirdi zaten ama 01 çoğu insana uyuyor diye biliyorum. Eğer çok hani esmer değilsiniz, çok daha buğday değilsiniz, çoğu kişiye uyuyor bu kapatıcı. İçini şöyle gösterebilirsem belli oluyor mu bilmiyorum ama içini bayağı bildiğiniz oydum ben. Gerçekten çok fazla, hatta birazcıkın şeyler de var. Tozlar da kaçmış içine ama olsun. Ben süngerle uygulamayı sevmedim açıkçası. Bir ara zaten çok fazla patladı sünger mi fırça mı diye. Ama ben fırçayla kullanmayı sevenlerdenim. Çünkü hem daha tam böyle Nasçı'nın, size daha önce paylaşmıştım, gözaltı kapatıcısı fırçası. Yani herhalde öyle kapatıcı fırçası, gözaltı diye kapatıcı fırçası. Onu da kullanmayı çok seviyorum. Çünkü tam olarak gözaltıma oturuyor bir kere fırça. Çok daha az ürün israfı oluyor. Çünkü sünger çok fazla emiyor ürünü. Bir kere o var. Çünkü fiyatları aldı başını gitti. Bunu da ben zamlardan önce almıştım. Hani şuralar biraz böyle yıldızlar var ya. Bunu da zamlardan önce iki almışım dediğim ürünlerden. Bayağı da gidecek bir kapatı. Çünkü bayağı hani altına doğru var. Hani ben bayağıdır kullanıyorum. Size daha önce bahsetmişim. Hatta kendi alışverişi videom. Onu da aşağıya bir yerlere koyarım mutlaka. Kanalıma bakabilirsiniz. Eğer videomu severseniz abone de olabilirsiniz. Evet, bunu çok severek kullanıyorum ama bunun altında hiçbir şekilde hani göz altınızı bir krem falan uygulamamanız gerekiyor. Çünkü eğer uygularsanız kusma yapıyor. Çok az almanız gerekiyor. Eğer çok fazla ürün alayım daha güzel kapatsın derseniz yine aynı şekilde biraz çizgilenme yapıyor ve hani fırça izi bırakıyor. Ve çok fazla hani yapay duruyor açıkçası. Az ürünle daha kompakt bir makyaj yapabilirsiniz. Eğer ben çok çok fazla kapatıcılık istiyorsam eğer, bunu korektör olarak hem krem olarak kullanıyorum göz altıma. Üzerine daha kapatıcılığından hani memnun oldum. Daha kapatıcı buldum. Bir kapatıcı uygulamadım. Çok kapatıcı dedim. Ama ben bunu gerçekten çok severek uyguluyorum. Hani öğrencisiniz ve hani sabahleyin biraz daha göz altlarımı toparlayayım, biraz daha hani hızlandırayım adımlarımı derseniz herhangi göz altınıza bir şey sürmenize gerek kalmadan çok severek kullandığım bir kapatıcı. Bence kuru ciltler buna bayılır. Özellikle bunu da söyleyeyim. Ben baya baya severek kullanıyorum. Son ürünümden bir seriden bahsedeceğim. Size farmasinin bu serisini deneyeceğimden bahsetmiştim. Birazcıkın tuzlu ürünler. Bu Reviving serisi. Mor olan seri. Koparak dökülmelere karşı. Ben öncelikle şampuanda çok ekstra bir şey bulmadım bence. Hani güzel temizliyor, normal. Bence sarımsaklı şampuanla çok bir adet fark göremedim arasında açıkçası. O yüzden bunu belirteyim. Ama kıraç maskesini çok sevdim. Daha öncesinde keratin maskesini çok sevdiğimi söylemiştim farmasinin. Aynı şekilde vanilyalı ve kokonatlı beyaz şişede olan bir saç maskesi, saç kremi vardı. İlk önce o saç kremini kullanıyor, sonra keratin maskesini kullanıyordum. Gerçekten saçlarımda bıraktığı hisse bayılıyordum. Bu onları biraz solladı. Tek ürünle aynı etkiyi, hatta daha yumuşak, daha parlak etkiyi alabiliyorum. Ve gerçekten saçım dökülmeleri biraz daha azalttıklarını söyleyebilirim. Sarımsaklı şampuan daha önce toparlamıştım saç dökülmelerimi.
Bunlar aynı işlevi görerek hani dökülmelerim hala azalmaya devam ediyor. Seviyorum ve bugün fark ettim. Maşallah diyorum, çok fazla kırık yok. Ben çok uzun saçlarımı kestirmiyorum da. Kırıklarım da yok. Hani koparak dökülmeler de yok uçlarımda. Ben bayağı severek kullandım. Ama aynı şeyleri serum için söyleyemeyeceğim. Serumları bayağı dediğiniz süre kötü yağ kokuyor. Ve daha dün akşam saçımı sürdüm. Ve saçım serumu resmen emmemiş. Sabah kalktığımda saçım yağlıydı. Hiç emmemiş. Yani üstünde bayağı bildiğiniz yağ vardı. Şu anda hani parlaklık varsa ne bir saç spreyi ne başka bir saç kremi var şu an saçımda. Duştan çıktıktan sonra bu serinin serumunu sürmüştüm. Beğenmedim serumunu. Bunu söyleyeyim. Serumuna da ben biraz daha hoş koku arıyorum açıkçası. Biraz daha yumuşatması, bakım yapması, parlatmasını bekliyorum. Ama saçımı emmedi. Eğer saçımızı kurutacaksak, saçımızı beraber kurutacaksak, eğer saçınızı kurutacaksanız orada hani belki o zamanlar kullanılabilir ama bence saçım ıslak kaldığı için bu kadar kaldı. Ben yoğun uygulamadım asla. Çünkü yoğun uygulasam bile bütün sürdüğüm yağ duruyordu saçımda. Serum duruyordu saçımda. O yüzden ben açıkçası sevmedim ürünü. Bilmiyorum sizin yorumlarınız neler. Eğer bu serileri ve bu ürünleri kullanımınız varsa mutlaka alt yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı cevaplamak için merak ediyorum. Çünkü kendime her gün en az 20 tane yorum cevaplama kutası koydum. Eski yorumlarınıza dönmeye çalışacağım. Evet biraz uzun bir süre oldu ama anca vakit bulabiliyorum. Kendime de vakit bulamıyorum açıkçası. Okuldan geldim. Bu makyajımın üstüne biraz düzeltmeler yaptım. Oturdum karşınıza. Şimdi burasını toplayacağım. Ve gidip ders çalışacağım. Yemek yiyeceğim. Duş alacağım. Bu saçlarım çünkü yağlı kaldı. Ne yazık ki. Odamı süpürmem lazım falan derken biraz yoğun bir hayatım var ama buraya vakit ayırmayı seviyorum. Çünkü kendime vakit ayırmış gibi hissediyorum. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videomdan haberdar olabilmek için kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.